diyorsun sen ya? Demir adın. Yine aklın oğlunda değil mi? Düşündüğün tek şey bu. Benim oğlum sensin. Ben senin oğlun falan değilim. Emre. Oğlum diye sarıldığım o çocuk Murad'ım değilmiş. Beni kandırmışlar. Ben senin babanım. Baban bildiğin adam. Yıllar önce seni benden çalan kişiymiş meğer. Gördün mü öpmekmesi olurmuş ha? Nasıl olurmuş? Seni çok özledim. Seni çok özledim. Ama ben öyle böyle özlemedim. Yani ben akıl sağlığımı kaybedecek kadar özledim biliyor musun? Bundan sonra akıl sağlığına sen sorumlusun. Anlıyor musun beni? O kadar özledim ki yanında olmak bile yetmiyor, doymuyorum. Ne yapacağız? Ne yapalım? Ne istersin? Ben bir şey istemiyorum ya. Öyle mi? Kızım bana ne dedin? Ne dedim? Demin ne dedin bana? Ya demin ne dedin? Demin ne dedim ya? Aşkım dedin. Yok demedim. Aşkım dedin. Aşkım? Bir daha söyle. Şöyle içimi titreterek böyle en derinden aşkım de. Bak aşkım. Bana. Bağır. Aşkım. Bağır. Ya aşkım. Ya bağır bakayım. Bağır, 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 bağır. Bağır, 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 bağır. Aşkım. İyi ki varsın. Ne yapıyorsun sen orada? Gel bakayım sen buraya. Gel, gel sen gel. Heh. Senin başının altından çıktım. Ama teşekkür ederim. Vallahi sen benden nasıl vazgeçmediysen... ...ben de sizden vazgeçmedim. Barışacağınızdan emindim zaten. Yani Cemre sana çok teşekkür ederiz. Sen olmasan biz Zeynep'le barışamazdık. Sen olmasan Zeynep'in bana ne kadar aşık olduğunu bilemezdik. Sen olmasan beni bu kadar kıskandığını bilemezdik. Sen olmasan... Ay. Onur. Vallahi Onur abi haklısın. Ablamın inadı inattır çünkü. Allah Allah ya. Doğru tespit. Sen bir kendine bak önce. Sen benden betersin ya. Ay abart. Abart. Hiç de ben. Hiç zaten o kadar kıskanmadım bile seni. Ben sana katılıyorum. Ben sana aynı fikirdeyim. Biter mi yani? Bence sen beni hiç... Hiç kıskanmadın ya. Öyle bir kıskançlık falan ortada yok yani, öyle değil mi? Tabii, hiç sıfır. Bir şey söyleyeceğim. Kahvaltıya gidelim mi hep beraber ha? Anneme haber verelim, gidelim. Annem gitti. Nereye? Bilmiyorum ki yani. Ben arkasından seslendim ama beni duymadı herhalde. Büyük ihtimalle ya Muzaffer Bey'in yanına gidiyordu ya da işte Emre'nin. Nereye kayboldun sen? Gel mi aldı seni? Hortuma mı yakalandın? Allah Allah! İnsan pıt diye nasıl kaybolur ya? Yoksa bu Emre villaya gidiyor diye peşine gitmiş olmasın? Vallahi işler karışacak. Bu sefer karışacak. Meraktan çatlayacağım. Ne yapayım ben? Dur bakalım bir Umut ben. Lütfü'yü arayayım. Vallahi hissetti. Gerçekten hissetti onu düşün. Evet. Alo, ben de tam seni düşünüyordum sultanım. Malum kalp kalbe karşıdır. Bana bak. Sen kalbi dalağa falan bırak da. Sen neredesin? Sen kapıdasın değil mi? İşinin başındasın değil mi Lütfü? Yok, hayır. Aşk yuvamızdayım. Müştemilata yerleşiyorum. Ne diyorsun sen be? Sen müştemilatta mısın? Sınav hanımlar gittiler. Dolayısıyla müştemilat da bana kaldı. Bu arada söylemek isterim. Evimin de... Kalbimin de kapıları sana sonuna kadar açık Bahsultan. Bana başka kapı lazım canım. Bahçe kapısı lazım. Allah Allah. Sen bugünü mü buldun müştemilata taşınacak? Emre geldi mi? Gördün mü diyeceğim ama ne bileceksin ki? Kapıda değilsin. Yok değilim, hayır değilim. Görmedim de. Bana bak Lütfü. Ya sen Muzaffer Bey'in acaba açığını falan mı biliyorsun? Ne? Nasıl yani? Ya sen işini yapmıyorsun, kapıda durmuyorsun. Bedavadan maaş alıyorsun kardeşim. Senin elinde bir koz mu var?
Varsa o kozu bana da ver, ben de kullanayım. Yani bendeki şeytan tüyünü en iyi bilen kişisin yani. O da ısrarla soruyorsun ama. İnşallah o tüylerini senin kargalar gagalar ya. Bana bak, şimdi ne işin varsa bırakıyorsun, tamam mı? Git bakalım villaya bak. Emre ile Nefis orada mı? İkisinden birini görünce hemen bana haber ver. Hemen ama! Bir şey söylemeyecek misin oğlum? Babam. Babam. Beni senden kaçıran adam. Öyle mi? Öyle. Öyle. Yıllar önce oğlumun kaçırıldığını anlatmıştım zaten sana, biliyorsun. Ve babam dediğin adam seni kaçıran çetenin elemanıymış. İnanmadın değil mi? Bütün bunlar sana tuhaf geliyor. Sen iyice kafayı yedin herhalde. İyice saçmaladın çünkü sen artık. O koruyup kolladığın oğlunla ne sorun yaşadıysan artık beni onun yerine koymayı bırak. Anladın mı? Rahat bırak beni. Bu fantezi dünyandan çık. Emre, şaşırmakta... Peki. Şaşırmakta haklısın. Kimse inanmaz buna. Ben de hala şaşkınım. Ama gerçek bu. Ve biz bu gerçeği bilmeden dip dibe yaşadık. Azime her şeyi itiraf etti. DNA testi yaptırmışlar ve buna göre sen benim öz be öz oğlumsun. Tamam! Tamam, yeter. Daha fazla hiçbir şey duymak istemiyorum. Tamam mı? Gidiyorum ben. Dur, lütfen. Lütfen. Zorla mı tutacaksın beni? Ha? Attığın tokat yetmiyormuş gibi zorla bir de burada mı tutacaksın? Çekil. Dur, dur. Tamam, tamam. Ne desen haklısın. Hata ettim. Ama bir daha böyle bir şey asla olmayacak. Söz veriyorum. Affedemez misin babanı? Hala baban diyor ya. Hala baban diyor. Pişmanım diyorum oğlum. Ne olur yapma bana bunu. Beni böyle çaresiz bırakma. Çok acı çektim, çok özledim. Bunların hepsini biliyorsun. Söyle, kalman için ne yapabilirim? Söyle, sen benim oğlumsun. Yalan! Yalan, hepsi yalan! Ben senin oğlum falan değilim. Annemle oyun mu oynuyorsunuz yine, ha? Attığın tokattan sonra seni affetmem için oyun mu oynuyorsunuz? Allah Allah. Kıvırcık gerçekten gelmiş. Annem resmi çekti yoksa? Hı? Ne yaptı? Yeni oyununuz mu bu yine? Yeter, düşün yakamdan artık. Yeter! Yeter! Emre, seni yeniden kaybedemem. Yanarım, yüreğim yanar. Emre, ne olur ben senin öz babanım. Yalvarıyorum, kal! Emre! Emre! Emre, dur! Emre, gitme! Emre, gitme! Gitme Emre! Ne olur dayanamam. Yapma bunu bana. Yardım et, gitme! Heh. Hemen söyle. Tabii ki şöyle ki ben müştemilattaydım. Oradan şey yapıyorken, çıkarken... Sadede gel! Sadede gelirim tabii canım. Gelmez miyim? Nefise Hanım gelmedi fakat bu sarı fırtına buradaydı. Muzaffer Bey'le kavga ettiler. Sonra bir çekti gitti. Hani anlamadım ben de. Eyvah. Çekip gider tabii ya. Çekip gider tabii. Her şeyi öğrendi demek ki. Niye öğrendi? Hayırdır? Soru sorma be. Soru sorma. Her şeyi öğrenirsin yakında. Bana bak. Sen gözünü kapından ayırma, tamam mı? Nefise gelirse de hemen bana telefon ediyorsun. Ayırmam. İki gözümün nuru. Ne kapıdan ne senden. Hiç ayırmam. Merak etme sen. Ha. Zaten ayırırsan gelir ben senin o iki gözünü birbirinden ayırırım. Zeynep, artık şu otel odasında kalmasanız mı? Başka bir çaremiz yok Onur. Yani Onur abi biz de bayılmıyoruz burada kalmaya ama
Mecburiyetten işte. Ben yani artık burada kalmanızı istemiyorum yani. Evde olun istiyorum, yakınımda olun istiyorum. Artık sizi göreyim ya. Onur, bize eve gelin demeyeceksin değil mi? Yani Muzaffer Bey o evden annemi kovdu. Bizim orada olmamız çok saçma ve yanlış. Benim bununla ilgili bir çözümüm var galiba. Nasıl yani? Ne gibi bir çözüm? Göreceksiniz. Refise, bak. Bak, beni ne hale getirdin bak. Senin yüzünden hayatım yalana döndü. Oğlum da o yalanların içinde nasıl boğulduysa bana inanmıyor artık. Gerçeği görmek istemiyor. Senin yüzünden oğlum bana düşman oldu! Senin yüzünden! Senin yüzünden! Senin yüzünden! Senin yüzünden! Saçmalık ya. Onun oğluymuşum ha. Annemin oğluyum. Annem de benim annem işte. Kardeşlerim de benim kardeşlerim. Böyle bir şey gerçek olabilir mi? Delirmiş bu adam. Hadi anne. Hadi anne, aç şu telefonu. Benim annem olduğunu, bu adamın saçmaladığını söyle bana hadi. Hadi, hadi anne. Hadi anne, aç anne, hadi aç. Halam. Halam kesin biliyordur ne dolaplar döndüğünü. Kesin biliyordur. Ay, bizim kıvırcık arıyor. Şimdi bu çocuk bütün lavlarını benim üstüme püskürtecek. Vallahi telefonu eritir bu. Bakmam lazım, bu şimdi bırakmaz ki. Hadi bakalım. Efendim halacığım. Hala. Hala ne saçmalıyor bu Muzaffer Bey ha? Bilmem yavrum, ne saçmalıyor? Onun gerçek oğlu olduğumu söyleyip durdu. Saçma sapan. Anneme de ulaşamıyorum. Ya hala, bunlar bana oyun oynuyor değil mi? Ha? Yani ben nasıl Muzaffer Bey'in oğlu olabilirim ya? Mümkün olabilir mi böyle bir şey hala? Kıvırcık. Bak şimdi oğlum. Bir sakin ol önce. Bir metanetli ol, tamam mı? Bak, hayat gizemli. Uzun bir yoldur. Böyle girintisi, çıkıntısı vardır. Labirent gibidir. Karşına ne çıkacak hiç bilemezsin. Yani hayatta her şey mümkün olabilir. Ya ne saçmalıyorsun sen? Falan mümkün olamaz böyle bir şey ya. Ben nasıl Muzaffer Bey'in oğlu olabilirim ya? Mümkün olamaz böyle bir şey. Yalan söylüyorsunuz bana. Anneme ver telefonu hemen. Anneme ver. Yok, annem burada yok. Gitmiş yani. Ben de nerede olduğunu bilmiyorum yavrum. Yüzü olmadığı için saklanıyor mu benden, ha? Aa, dur bakalım. Ne öyle be, yüzümüz yok. Ya ağzına fermuar çeksen. Senin Nefise özannen olmasa bile... Seni bağrına bastı, büyüttü. Ne demek öyle yüzüm yok? Delireceğim ya. Delireceğim, el birliğiyle mahvettiniz hayatımı. Mahvettiniz! Ne oluyor? Ne oluyor?
be. Azmi abla. Benim burada kim? Nerede oldum? Kim biliyor? Bismillahirrahmanirrahim. O zaman şey yapalım ha. Kalkalım. Gidelim Arslan'ı okuldan alalım. Sonra hep beraber eve dönelim. Evimize. Onur, ben eve dönemeyeceğimizi az önce söyledim sana. Ablam haklı Onur abi. Yani Muzaffer Bey bizi evden kovdu, annemi de kovdu. Bir de sen çözümün var diyordun. Bakın arkadaşlar, sonuç olarak yani abim annenize biraz kızdı. Tamam mı? Yani bu yüzden insanlar birbirinden ayrılmazlar. Onlar da en nihayetinde bizim gibi barışacaklar. Öyle değil mi? Yani şu an annem o evde değil. Biz hangi sıfatla o evde olacağız? Ayrıca Muzaffer Bey'in hoşuna gidecek mi bu? Zannetmiyorum. Güzel soru. Hangi sıfatla? Ne yapıyorsun? Sıfat yüklüyorum. Belki unutmuşsundur diye ben tekrarlamak istedim. Zeynep. Karım olur musun? Benimle bir ömür boyu yaşar mısın? Tabii kardeşlerine beraber. Böyle heyecan yaptım. Şey, siz devam edin, ben yokmuşum gibi kusura bakmayın. Zeynep, hemen. En hızlısı neyse. Gerekirse yıldırım nikahıyla. Zeynep, benimle evlenir misin? Seni çok mutlu edeceğim, söz veriyorum. Ben de seni mutlu etmek için her şeyi yapacağım. Heyecanlandım şimdi be. Açacağız, bakacağız. Hayırdır inşallah ya. Azim abla, Muzaffer. İki tane var. Azime abla, ben Aysun'u da alıp gidiyorum. Emre her şeyi öğrenmiştir şimdi. Oğlumun benden nefret etmesine dayanamam. Yüreğim kaldırmaz bunu. Muzaffer'le... Eminim benim yüzümden daha fazla incinmesini istemiyorum. Emre ile sen konuş ne olursun. Kızlara da anlatırsın olanları. Umarım beni anlarlar. Ne zaman dönerim bilmiyorum. Evlatlarım sana ve Muzaffer'e emanet. Onlara iyi bakın. Diğer kağıt Muzaffer'e. Ona da bir mektup yazdım. Lütfen ilet. Thank you.
Muzaffer Bey. Senin burada ne işin var? Hangi yüzde geliyorsun sahtekar, çık dışarı! Muzaffer Bey, giderim gitmesine de önce beni bir dinleseniz. Dinleyecek bir şey yok, defol! Bu mektubu okur musunuz lütfen? Ne mektubuymuş o? Nefise'den. Size yazmış. Nefise gitmiş efendim. Çocukları da bırakıp gitmiş. Bilinmez bir yere. Ne kadar borcumuz? 250. Allah'ım yarabbim, bunlar nereye kayboldu ya? Telefonlar da kapalı. Ya çok pardon, bizimkiler odadan çıkarken size bir şey söylediler mi? Hayır, söylemediler. Hayır, anlamadım. Tamam, annem gitti. Halam da kayboldu ortadan. İkisi bir anda nasıl oluyor bu? Ya en son annem Emre ile konuşmuştu. Belki onun yanına gitmiştir. Dur, ben bir Emre'yi arayayım o zaman. Kapalı. Suat biliyordur belki Emre'nin nerede olduğunu. Ben bir onu arayayım, sorayım. Efendim? Suat, ben Cemre. Alo Cemre. Ne heyetin aradın ya? Uzun zaman olmuştu görüşmeyeli. Nasılsın? İyisin umarım. Ben iyiyim. Sağ ol da ben sana Emre nerede onu soracaktım. Ha, sen onun için aradın. Buluşacağız birazdan. Süper. Nerede? Niye sordun ki? Şey, ben... Emre'nin yanına gelecektim de konuşacak şeylerimiz vardı o yüzden. Ha. Bu şey, bizim önceden çalıştığımız otelin arka sokağında bir kafe var sürekli takıldığımız. Orada buluşacağız. Tamam, tamam o zaman orada görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Aa, Cemre geliyor lan, Cemre geliyor. Lan bir saçsak abi, sıfatımı düzeltsem tıraş falan olup ha. Lan keşke bir cilt bakımı olsa be. Aa, Cemre. Lan sanki bana geliyor. Suat birazdan Emre ile buluşacakmış. Belki annem onunladır. Ya da nerede olduğunu biliyordur yani. Ben bir gidip bakayım o zaman. Tamam, bize haber ver mutlaka. Tamam, ararım ben size. Onur, biz de Aysun alalım okuldan. Tabii bir tane. Ben hayatında şoförün, her şeyin ve müstakbel kocam olarak Emre'ne amadeyim. Buyursunlar. Araba şurada. Kolay gelsin. Teşekkürler. Her şey için çok üzgünüm Muzaffer. Kaderimizde varmış bir arada olmak ama hep bir arada olup hiçbir zaman kavuşamamak. Belki de Allah seni benim karşıma bu yüzden çıkardı, oğlunu bulman için. Ama ben sustum. Her şeyi mahvettim. Belki de hayatınızdan çıkmam en doğrusu. Gidişim herkes için hayırlı olacak sanıyorum. Eğer ben olmazsam oğlunla aranda bir engel de kalmaz. Korkak. Yaptıkları yetmiyormuş gibi. Bir de çekip gidiyorsun öyle mi? Zafer Bey, izin verirseniz ben devam etmek istiyorum. Sana beni affet demeye dilim varmıyor. Emre'den de bunu isteyemem. Yaptıklarımı telafi edecek bir yol bulmak için uzun uzun düşündüm. Ve sonunda aranızdan çekilmenin en doğrusu olduğuna karar verdim. Kalsaydım ikinizin de öfkesi ağır basacaktı. Sizin öfkeniz bana. Birbirinize daha kolay yaklaşırsınız.
Emre babası olduğunu başta kabul etmek istemeyecektir. Ama içinde bir yerlerde seni seviyor Muzaffer. Buna eminim. Onun hayalindeki babasısın sen. Tarık'ı da kıskandı bu yüzden ama bunun farkında bile değil. Senin sevgine ihtiyacı olduğu için bu kadar hırçın. Ben oğlumu tanıyorum. Onun içindeki iyiliği biliyorum. Umarım baba oğul geçmişte olanları unutup yeni bir başlangıç yaparsınız. Yuh! Oğlum nasıl Muzaffer senin baban olur lan? Oğlum nasıl bir hayat? Bana sürekli yalan söylüyorlar. Şimdi de bu çıktı. Şimdi Muzaffer'in oğlu olduğumu söylüyorlar. Ya böyle bir şey olsa bunca zaman nasıl saklarlar benden? Annem benden bunu saklamaz ki. Yani bunu bana yapmazdı, yapamazdı. Söylenmesi de o kadar kolay değil aslında. Babanın, yani Nefise teyzenin eski kocasının yediği halt öyle böyle değil. Oğlum düşünsene. Yıllardır baba diye bildiğin adam seni kaçıran çetenin üyesiymiş. Kadın bunu nasıl sana söylesin birdenbire? Bana annemi savunma Suat. Bana annemi savunma. Savunmuyorum zaten. Tamam sinirlenme. Vay be. Oğlum Mert şimdi senin öz be öz kardeşin mi yani? Lan çocuğun zaten sana hep bir düşkünlüğü vardı. Kan çekiyordu herhalde. Mert konusunu açma şimdi. Ayrıca sen beni Muzaffer Bey'in oğlu yapmaya ne meraklıymışsın ya? Kesin bir işler çeviriyorlar. Ben inanmıyorum kanka. Aman ya neyse ne işleri varsa da görsünler. Beni bulaştırmasınlar yeter kardeşim. Yalnız Muzaffer Bey'in oğlu olmak ne demek biliyorsun herhalde. Ha? Koskoca servetin varisi. Adam koskoca Karamener Holding'in sahibi oğlum lan. Alsın servetini başına çalsın. Bunca zaman burnumuzdan getirdi zaten. Benden uzak olsun da. Ya da ben ondan uzak olayım. Gideyim buralardan ya. Ne işim var benim? Sen mi söyledin? Muzaffer Bey'den falan bahsetme ha. Oğlum ya Allah Allah. Buyur. Resmen kaçmış. Bahanesi de hazır. Emre'yle yakınlaşacakmışız. Yaptıklarımla yüzleşemiyorum demiyor da. Muzaffer Bey. Nefise korksa çocuklarını, öz evlatlarını bırakıp gitmez. O kendini feda etmiş. Hadi canım bırak sen de. Belki de Nefise'ye daha çok öfkelenip bu sayede size yaklaşır Emre. Nefise sadece kendini düşünüyor. Öyle olmasa bunca zaman gözümün içine baka baka susmazdı. Ver şunu bana. Umarım baba oğul geçmişte olanları unutup yeni bir başlangıç yaparsınız. Bana aylarca bir yalanı yaşattığı yetmiyormuş gibi şimdi de çekip gidiyor beni. Tek başıma bırakıyor. Yalanlarını bana temizletiyor. Sorumluluk almaktan korkuyor, kaçıyor. Lanet olsun sana Nefise. Nefise sana lanet olsun. Nefise sana lanet olsun. Senin yüzünden oğlum bana karşı öfke dolu. Senin yüzünden yanı başımdayken bile oğlum diyemiyorum. Senin yüzünden. Ama ben yapacağımı biliyorum. Emre sen niye trip atıp duruyorsun? Ha? Ya annem senin nedir diye geldim ben. Ya da görüşmüşsünüzdür diye. Bak gördün işte yok bunda. Artık gidebilirsin. Ne bu ya? Ne bu afra tafra bu tavırlar?
Emre, ben sana diyorum ki bizim 5 kuruş paramız yok diyorum. Otelde kalıyoruz diyorum ya. Yanımıza bile gelmiyorsun. Annem yok, telefonu kapalı diyorum. Hiç mi endişelenmiyorsun sen ya? Yeter artık, rahat bırak beni Cemre. Ben artık hiçbir şeyle ilgilenmiyorum. Duydun mu? Annemi de görmedim, görmek de istemiyorum artık. Allah Allah. Ya Onur, herkes çıktı, bu bizimki çıkmadı ya. Tamam, sakin ol, panik yapma. Belki içeride oyuna dalmıştır, bakarız şimdi ha. Heh, hocam, hocam. Heh, hocam merhabalar. Merhaba Zeynep Hanım. Herkes çıktı da bizim Aysun çıkmadı, gördünüz mü? Sizin haberiniz yok mu? Nefis Hanım erken gelip aldı Aysun'u. Ha, bize haber vermeyi unuttu demek ki. Tamam, teşekkürler. Rica ederim, iyi günler. Allah'ım ya. Ya annem ne yapmaya çalışıyor hiç anlamadım ki. Aysun'u almış, haber vermiyor. Otele de dönmedi. Efendim abi. Onur, neredesin? Zeynep'le beraberiz, ne oldu? Çok güzel. Şimdi Cemre'yi de alıp eve gelin. Onlarla konuşmam gereken çok önemli bir şey var. Abi acil bir durum yok değil mi? Nefise ve Emre ile ilgili. Dedim ya çok önemli. İkisini de alıp eve getir. Tamam abi. Ne oldu? Abim aradı. Zeynep'le Cemre'yi getir, bir şey konuşacağım dedi. Ne konuşacakmış? Tam anlamadım ama acil galiba. Emre ve annen hakkındaymış. Belki annemin yerini biliyordur. Olabilir. Hadi gidelim o zaman. Ya bu çocuk niye bu kadar atarlı, ben anlamadım ki. Darlandı o biraz ya. Takılma. Sen? Nasılsın? Ahmet olayından sonra konuşamadık. Sen öğrendin mi olanları? Ama hala aklım almıyor Cemre. Nasıl inanırsın Ahmet abiye? Hala abi diyorum o sapık pisliğe. Ben hiç anlayamıyorum Cemre. Hiç. Bilmiyorum. Bazen insanın gözüne bir perde iniyor. Göremiyorsun. Senin için çabalayıp duran insanları elinin tersiyle itiyorsun. Ama ben akıllanacağım. Yani artık her şeyin farkındayım. Ailemi, beni seven insanları bir daha hiç üzmeyeceğim. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Bunları söyleyeceğini düşünmezdim. Sen de hep bana destek oldun. Bana doğruyu gösterdin. Hep iyiliğimi düşündün. Çok teşekkür ederim. Bütün aksiliklerime rağmen yanımda oldun. Sağ ol. Yani böyle düşünmen benim için
o kadar önemli ki. Ablam arıyor. Belki annemin yerini öğrenmiştir. Efendim abla. Cemre, biz okula uğradık ama Aysu yoktu. Annem almış. E tamam işte. Belki otele dönmüşlerdir. Yok. Arayıp sorduk tekrar ama dönmemiş. Zaten Aysu'nu da erken almış. Allah Allah ya. Nerede olabilir ki? Vallahi bilmiyorum. Ama galiba Muzaffer Bey biliyor çünkü Onur'la konuştu telefonda. Bizle bir şeyler konuşmak istiyormuş. Biz de seni almaya geliyoruz şu anda. Yani ne konuşacakmış ki? Bir şey demedi mi? Hayır ama sadece annem ve Emre ile alakalı olduğunu biliyoruz. Sen şimdi bir konum at bakayım. Biz seni almaya geliyoruz. Tamam abla. Ben anlamadım. Yani Emre bizim gerçek kardeşimiz değil mi? Babam? Babam bunu sizden kaçırmış yani öyle mi? Ay annem. Annem böyle bir şey bizden nasıl saklar ya? İnanmıyorum ya. Emre şimdi öz benim yeğenim mi? Ama bak görüyor musun? Yıllarca arayıp durduğun oğlun yanı başındaymış işte. Peki Emre? Emre bunu biliyor mu? Biliyor, öğrendi. Ama bana inanmak istemedi, çok öfkeli. Oğluma ulaşacak bir yol bulamıyorum. İşte bugün onunla düşman gibiysek bu da Nefise'nin suçu. Bir de beni bu dertte bırakıp kaçtı. Peki biz bu konuda emin miyiz? Yani bir hata falan olmasın yine. Hata falan yok. Azime Murat'ın fotoğrafını görünce anlamış. Üstüne bir de DNA testi yaptırmış. Dahası benim DNA testi yaptırdığım saçlar da onunmuş. Yani Emre benim oğlum. Halam istemiştir saklamasını annemden. Yoksa annem böyle bir şeyi saklamaz. Yani o kadar kötü biri değil annem benim. Aynen. Aynen yani başından beri halam annemi işleyip duruyordu. Kesin hepsi benim halamın başının altından çıkmıştır. Yine de saklamamalıydı. Emre şu an ne haldedir kim bilir ya. Demek o bu yüzden bu kadar öfkeliymiş. Abla biz şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum. Şu an hiçbir şey bilmiyorum. Emre çok kötüdür. Emre çok üzgündür şu an. Ya Emre bizim gerçek kardeşimiz değilmiş. Annem sonradan evlendiği adamın oğluna bakmış yıllarca. Onu da bizi de kandırmış. Bir de bütün bunlar ortaya çıkıyor ve şimdi de ortadan kayboluyor mu ya? Neyi hak ettin? Hepsi benim yüzümden oldu. Hepsi benim suçum. Hak ettim ben bunu.
Ama Nefis hak etmedi. Muzaffer hak etmedi. Emre de. Hiçbirini hak etmediler. Allah affetsin beni. Sultanım. Gerçekten ne dediğini hiç anlamıyorum. Boş ver lütfen. Bari sen kurtar kendini. Uğursuzluğumu da sana bulaştırmayayım. Abla annem aramamız lazım ya. Ona ulaşmamız lazım bir şekilde. Biliyorum. Yani biliyorum ama o bizimle konuşmak istemiyor belli ki. Tamam da biz bu kadarını hak etmiyoruz ki. Ya nasıl böyle bir durumda ortadan kaybolur? Aysun'u da almış. Emre'nin de kafası karmakarışıktır şimdi. Bizim asıl Emre'yle konuşmamız gerekiyor. Çocuk kim bilir ne halde, ne durumda şimdi? Ne hissediyor? Ya düşünsene. Bir anda bütün hayatının yalan olduğunu öğreniyorsun. Ne yaparsın? Abla ben bir Suat'la konuşayım ya. Büyük ihtimalle o her şeyi biliyordur şu an. Emre'nin yerini de biliyordur diye düşünüyorum. Allah'tan Suat var. Yapamıyorum. İçim içimi yiyor. Oğlum benden nefret ediyor. Hem de o kadar nefret ediyor ki sanki bana asla baba demeyecekmiş gibi. Onur ben ne yapacağım? Ne yapacağım? Oğluma hiç sarılamayacak mıyım? Sarılacaksın tabii. Olur mu öyle şey? Sadece biraz zamana ihtiyacı var. Biraz zaman. Bak o da senin masum olduğunu biliyor. Bu olayda bir suçun olmadığını biliyor. Olaylar biraz yatışınca eminim bu da sana bir adım atacaktır. Hayır, hayır, hayır. Bana adım atmayacak. Çünkü Nefise beni öyle bir duruma soktu ki ben başka bir çocuğa oğlum deyip kendi öz oğluma tokat attım. Beni asla affetmeyecek, asla. Nefise nasıl bu kadar bencil olabildi? Nasıl? Onun gözü önünde kaç defa ağladım oğlum diye. Nasıl acı çektiğimi gördü. Kalbinde bir parça sevgi olsa, birazcık vicdanı olsaydı dayanamayıp haykırırdı gerçeği. Ama o ne yaptı? Sustu Onur, sustu. Bak ben, Nefise'nin bu kadar vicdansız olduğunu düşünmüyorum. Korktu. Evladını kaybetmekten korktu. Bu zamana kadar Emre'yi kendi evladı gibi, öz evladı gibi baktı, büyüttü, besledi. Bu yaşa getirdi. Ya korkması kadar normal hiçbir şey yok. Bırak Onur, bırak yaptığı düpedüz bencillik. Ne yani? Emre'yi ondan çalacağım mı düşündü? Eski kocası kaçırmış oğlunu. Sen bu zamana kadar oğlumu kaçıranlardan tek tek intikam alacağım demedin mi? Kadın bu yüzden korkmuş olabilir. Korktu ama konuştu. Söyledi. Söylemeyebilirdi. Söylemese, ömrünün sonuna kadar bu sırrını mezara kadar götürebilirdi, öyle değil mi? Evet. Söyledi. Ama çok geç kaldı. Kaybettiğim yılların telafisi yok. Ama hiç değilse bana aylarımı verebilirdi. Oysa o beni burada böyle bırakıp kaçtı. Ama er geç bulacağım onu. Emre'nin bu yüzden kafasının karışmasına izin veremem. Konuştum Suat'la. Ama bilmiyor yerini. Ben onu bulurum dedi. İşte haber bekleyeceğiz biz de. Of.
edebildin hala? Ha? Annemin bu sırrı saklaması için sen nasıl doldurdun ya? Annem senden önce bambaşka biriydi. Onu bu hale sen getirdin. Sen de babam gibisin. Sadece kendini düşünüyorsun. Şu düştüğümüz hale bak ya. Konuşsana. Ya konuşsana, bir şey söylesene. Sen her zaman söylersin. Sen kesin annemin yerini de biliyorsun değil mi? Ama söylemiyorsun. Neden? Çünkü bu da senin taktiklerinden bir tanesi değil mi? Ya ne olur konuş, bir şey söyle. Kızlar biraz sakin olur mu lütfen? Bakın zaten halanız iyi değil. Beter olsun. Beter olsun. Annem ortada yok. Emre'nin dünyası başına yıkıldı. Muzaffer Bey acılar içinde kıvranıyor. Neden? Hepsi senin yüzünden çünkü. Hepsi senin yüzünden. Mutlu musun şimdi? Rahatın, keyfin yerinde mi? İyi misin? Mutlu musun? Başımıza ne geldiyse senin bu iğrenç para hırsının, açgözlülüğün yüzünden geldi hala. Bunu biliyorsun değil mi? Annem bu sırrı saklarken kim bilir ne kadar acı çekti. Sen gece yattığında başını yastığa rahatça koyabiliyorsun değil mi? Kadının hayatı mahvoldu ya. Yok. Annem ortada yok. Hem oğlunu hem de kocasını kaybetti. Biz de ortada kaldık. O da şimdi bir başına. Ne yapacaksın şimdi? Ha? Ne yapacaksın şimdi? Söylesene, ne yapacaksın? Kızlar çok rica ediyorum. Bakın şimdi birazdan düşüp bayılacak. Tansiyonu falan düşecek. Lütfen sen biraz... Sen karışma lütfen. Bizi yalnız bırak. Zeynep! Sen ailemizi mahvettin. Sen bizi dağıttın. Paramparça ettin. Bunu nasıl telafi edeceksin? Çok merak ediyorum hala. Ya konuşsana ya. Ya bir şey söylesene. Her şeyi vardı verecek bir cevabın. Konuş, söyle, bir şey söyle. Hadi gel biraz uzaklaşalım, hava alalım. Gel. Keşke annemin yerini ortadan kaybolup sen gitseydin. Gördünüz mü yaptığınızı ya? Ağlattınız kadını en sonunda. Gel bir elimizi yüzümüzü yıkayalım Sultan. Gel. Sakinleşin. Suat. Emre'nin yerini buldun mu? Ha Cemre, buldum buldum. Buluştuk biz şimdi. Cemre bak. Sakın benden öğrenmedin tamam mı? Ben çağırmadım seni. Takip falan ettim dersin. Şimdi eğer öğrenirse bana da güvenmez bir daha. Hepten izini kaybederiz. Tamam tamam, sen merak etme, ben bir şey söylemem. Ama lütfen onu oyala. Biz şimdi geliyoruz tamam mı? Tamam tamam, ben de. Görüşürüz. Emre'yi görmeye mi gideceksiniz? Evet. Yani şimdi Emre'nin bize ihtiyacı vardır. Zeynep pek iyi değil. İstersen beraber gidelim. Cemre lütfen. Onu görmem gerek. Peki. Tamam, o zaman ben hemen üzerime bir şey alayım, beraber gidelim. Tamam, tamam. Ben de geliyorum. Kanka. Bak biliyorum. Yaşadıkların hiç de kolay değil. Ama belli ki Nefise teyzesini kendi oğlu gibi gördüğünden, seni kaybetmekten korktuğundan saklamış bunu. Bu açıdan bakamaz mısın biraz oğlum? Nasıl bakayım Suat? Ha? Hiç
bütün hayatım yalanmış oğlum. Bu nasıl sevgi? En başından bilmiyordu belki de. Yani ben Nefise teyzenin senin kaçırılmış bir bebek olduğunu bildiğini sanmıyorum. Kimsesiz falan sanmıştır seni. Oğlum ben Nefise teyzenin seni nasıl sevdiğini gözlerinde gördüm lan. Benim annem bakmıyor bana öyle. Kardeşlerin de çok seviyorlar seni. Öz kardeşleri sandıkları için. Ha şimdi sevmeyecekler yani öyle mi? Sen sevgi öz olmakla mı oluyor sanıyorsun? Ha? Bak bana. Ben ailemin öz çocuğuyum. Peki neden anne babamın bir gün olsun saçlarımı okşadığını hatırlamam? Ha? Bir gün. Ailenin kıymetini bil. Oğlum ailenin kıymetini bil. Çok seviyorlar seni lan. Ve bunu hiçbir şey değiştirmeyecek. Ya Muzaffer'di sen. O da yeni öğrenmiş senin gibi. Adam yıllarca yasını tutmuş lan senin. Eminim şimdi o da en az senin kadar şaşkındır. Tamam Suat, neyse ne. Neyse ne kardeşim, kapayalım artık bu konuyu. Ben düşünmek istemiyorum artık. Kapadım. Hayırdır, sen birini mi bekliyorsun? Birini mi bekliyorsun sen? Yok. Kimin var bekleyeyim? Güzel bir hatun gördüm de ona baktım ya. Ya mahalleden birini gördüm sandım. Tam her şey yolunda gidiyor derken bir anda yine berbat oldu. Ben gerçekten anlamıyorum ya. Onu biz annemle sırdaştık. Annem bana her şeyini anlatırdı. Biz her şeyi paylaşırdık. Böyle bir şey benden nasıl saklar ya? Nasıl halamla bir olup böyle bir şeyi benden, bizden gizler? Ya bu öyle kolay söylenecek bir şey değil. Ben eminim ki sana söylemeye çalıştı ama senin tepkinden çok korktu. Söylemeliydi. Beni tanımıyor mu? Ne olursa olsun bana güvenmeliydi. Eğer benimle paylaşsaydı işler buraya kadar gelmezdi. Emre. Emre bunu böyle mi öğrenmeliydi? Şimdi kim bilir ne halde çocukcağız. Ya uzaklaşırsa bizden? Sadece Muzaffer Bey'den değil, bizden de kaçıyor. Emre'si çok seviyor. Emre'nin size ne kadar düşkün olduğunu ben gördüm. Olaylar biraz yatışınca her şey yoluna girecektir, merak etme. Şu an bir şok yaşıyor. Ya ben inanıyorum ki annen de ortalık biraz yatışına geri dönecektir. Emre ile yüzleşmekten korkuyor. Sizden de utanıyor tabii. Ama ailesini dağıtmaz o. Ailesini bir arada tutmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Savaşacaktır.
Mert'e şu an çok kızgın. Yani sizi görmese daha iyi olacak sanki. Yani Muzaffer Bey. Tamam. Cemre sen konuş. Eve dönmesi için ikna etmeye çalış. Tamam. Evet. İşin var burada? Soruyor musun bir de? Sen söyledin yerimi değil mi? Günah mı alıyorsun? Ben de şu an en az senin kadar şaşkınım. Hayır Emre, ben Suat'ı aradım. Yerini sordum ama o açık vermeyince ben de onu takip ettim. Gördün mü? İyi alt ettin. Ya Emre, ben seni çok merak ettim. Ablam da öyle. Suç mu bu? Emre. Biz her şeyi öğrendik. Muzaffer Bey anlattı. Biz de çok şaşırdık. İnanamadık. Ama hiçbir şey değişmedi. Sen hala bizim başımızın tatlı belasısın. Hala bizim kardeşimizsin. Emre bak, biz seni çok merak ediyoruz. Çok endişeleniyoruz. Endişelenecek bir şey yok Cemre, ben iyiyim. Zaten böyle saçma sapan şeyleri düşünmüyorum. Değilsin. Hayır Emre, sen iyi değilsin. Bak, biliyorum çok saçma. Kabullenmesi çok zor, biliyorum gerçekten. Ama biz senin yanında olmak istiyoruz. Lütfen kardeşim, biz senin yanında olmak istiyoruz. Bak, annem Aysun'u da alıp gitti. Ve sadece bir mektup bıraktı. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Emre, biz ablamla bir başımıza kaldık. Bak, gerçekten sana çok ihtiyacımız var. Lütfen. İçin değilse bile kardeşlerin için eve dön. Evine dön oğlum. Annem nereye gitti ya? Aysun'u alıp ha? Nereye gider bu kadın? Biz de bilmiyoruz ki. Telefonu kapalı. Oyun bu da değil mi? Ha? Bu da annemin bize oynadığı oyun değil mi? Hayır Emre, oyun değil. Annem gerçekten yok.
şimdi anlaşıldı. Emre hayır bak sandığın gibi değil. Dur lütfen. Şimdi de yeni oyununuz bu mu? Ha? Sen mi planladın yoksa bunu annem mi? Dur sakin ol. Ben neden bahsettiğini anlamıyorum oğlum. Oğlum mu? Oğlum falan deme bana. Kardeşimi de bu oyununuza alet etmeyin tamam mı? Emre bak annem gerçekten ortada yok. Neden inanmak istemiyorsun? Bu adamın burada ne işi var Cemre? Sen de mi bu oyunun bir parçasın ha? Senin de mi oyunlarını alet ettiler? Yeter ya, yeter. Düşün yakamdan artık, düşün. Dur, oğlum. Kanka dur, beni bekle. Ben söylemiştim aslında ama ben ilgileneceğim, merak etmeyin siz. Emre! Sen daha en baştan hissettin Emre'nin abin olduğunu. Aranızda öyle güçlü bir bağ vardı ki. Beni de dize getirdi. Ben de gitmek istiyorum Emre abiyle. Aa, iyi o zaman. Okula da ben gideyim. Mert okula gitmiyorsa vallahi ben de gitmem. Aa, isyan çıkarttılar bak ya. Tamam bir dahakine hep birlikte gideriz ya sizinle. Olur mu? İyi tamam. Bu seferlik sizin dediğiniz olsun. Abine kavuşacaksın oğlum. Bir daha hiç ayrılmayacaksınız. Bu çatının altında abi kardeş güzel günler göreceksiniz. Hepimiz çok mutlu olacağız oğlum. İçin ne gerekiyorsa yapacağım. Ne gerekiyorsa yapacağım aslında. Abi. Çalışıyorum işte. Biraz duygulandım. Mert'e bakayım diye geldim. Onu seyrederken Emre'yle geçirdiği günler aklıma geldi. Mert en başından hissetmişti biliyor musun? Emre'nin abi olduğunu hissetmişti. Ama ben anlamadım işte, anlayamadım. Üzülme abi. Yakında her şey yoluna girecek. Emre de Mert'e çok düşkün. Her şey düzelince Emre ait olduğu yere geri gelecek. Umarım. Emre'nin abi olduğunu öğrenince Mert de çok sevinecek. Baba. Emre abi. Senin gerçek oğlun mu? Bu doğru mu? Yılın kadını geldi. Ne oluyor be? Niye konuşmuyorsunuz benimle? Yapmayın böyle ya. Benim de içim yanıyor. Sulara hasret topraklar gibi çatır çatır çatladı ya kalbim. Ne yapalım hala? Senin bize verdiğin zarar bir değil ki. Annem kaçıp gitmiş. Sen de bize hiçbir şey anlatmıyorsun.
Peki. Size her şeyi olduğu gibi anlatacağım. Tamam mı? Benim suçum olmadığını anlayacaksınız. Oğlum. Biliyorum. Tarık gelince ve biz onu senin abin sandığımızda kafan epey karıştı. Ama artık gerçek abinin kim olduğunu biliyoruz. Emre abi mi? Evet. Emre benim yıllar önce kaybolan oğlummuş. Yani senin de gerçek abin. Peki ama onun annesi Nefise anne. Benim annem Anna. Tam olarak öyle değil aslında. Şöyle. Şimdi Nefise annen Emre'yi, Emre abini çok küçükken bulmuş, tamam mı? Sonra kendi oğlu gibi büyütmüş, onu çok sevmiş. Ama babanın oğlu olduğunu bilmiyormuş. Öğrenince de hemen söylemiş. Öyle değil mi abi? Öyle. Öyle oğlum, öyle. Evet. Oley! Oley! İyi ki Emre abi benim gerçek abim, oley! Dur, dur, dur. Yavaş oğlum, yavaş düşeceksin. O kadar mı çok sevindin? Çok ama çok sevindim. Tarık kötü bir çocuktu. Hiç sevmemiştim onu. Peki ne zaman gelecek? Ne zaman oyun oynayacağız? Şu sıra bana biraz kızgın ama siniri yatışınca gelecektir. Hemen gelsin baba. Ne olur ne olur hemen gelsin. Hiç yaramazlık yapmayacağım. Söz. Tamam oğlum, tamam. Sen hiç merak etme. Ben abini gelmesi için ikna edeceğim, olur mu? Tamam. Hadi bakalım, artık uyku vakti. Yat. Bana masal okur musun? Ama sen kendin okuyabiliyorsun oğlum. Ama sen okurken uykuya dalmak hoşuma gidiyor. Hı. O zaman bu akşamlık istersen masalını ben okuyabilirim, ha? Ne dersin? Olur. Hem amcam babamdan daha güzel okuyor. Bak sen, hemen de harcadın beni. O zaman hadi iyi geceler oğlum. Sağ ol. Evet. Hangisinden başlıyoruz peki, ha? Bundan. Öyle mi? Bakalım şimdi. Ya benim kardeşim, kendi öz kardeşim, bu villanın bahçesinden Emre'yi kaçırmış ya. Kaçırmış. Yani bizi de suç ortağı sanır diye korktuk. Peki neden? Neden yani annem bunu öğrendikten sonra bizden niye sakladı bunu? Niye gizledi? Neden gizledi? Ona sırtınızı dönersiniz diye. Ya zaten olaylar hiç durulmadı ki kızım. Sürekli dalgalı denizlerle boğuştuk durduk. Zavallı Nefise. Kaderin onu soktuğu bataklıkta debelenmekten başka bir şey yapamadı ki. Bana bakın. Bana bakın. Ne derseniz deyin. Nefise'nin anneliğine söz ettirme. Emre'yi çok sevdi o. Öz oğlu gibi büyüttü. Bağrına bastı. Siz söyleyin. Siz söyleyin. Emre'yi bir günden bir güne sizden ayırdı mı? Hiçbir zaman. Emre hep bizim canımızdan bir parçaydı. Bir kere bile aklımızın ucundan geçmedi kardeşimiz olmadı. Nasıl, niye geçsin zaten? Evet. Hiç ayırmadı bizi. Hatta en çok Emre'yi sevdi. Biz de tek erkek çocuk o diye öyle zannediyorduk. Evet, Emre'yi çok sevdi. Muzaffer Bey'i de sevdi. İki sevdiğini birden kaybetmekten korktu. Her gün azap çekti. Ağladı. İçi yandı kadının. Onların öfkeyle, nefretle baktığını görünce de çekti gitti. Hala tamam. Ya biz anladık da yani. Nerede annem şu an? Bak bir şey biliyorsan da söylemiyorsan gerçekten fena bozuşacağız bu sefer. Ne bileyim ben be? Sürekli yalan mı söylüyorum ben? Ya
akrabası falan da yok ki. Ona gitmiştir, buna gitmiştir diyeyim. Aysun da yanımda. İnşallah başlarına kötü bir şey gelmez bunlar. Allah korusun ya. Allah korusun. Biz de sen gelmeden önce ablamla nerede kalacağımızı konuşuyorduk. Yani Muzaffer Bey'e yük olmak istemiyoruz şu an. Annem de yok. Falan ne olacağız biz? Bakın çocuklar. Anneniz bencilce kaçmış olabilir. Ama bu sizin için elimden geleni yapmama engel değil. Ben Nefise'ye ne kadar kızgın olursam olayım. Başlarına bir şey gelmeden onları bulacağım. Bu konuda endişe etmenizi istemiyorum. Belli ki anneniz özellikle bulunmak istemiyor çünkü ne Emre ile ne benimle yüzleşmek için cesareti yok. Ama siz bunun için kendinizi üzmeyin. Çünkü sizin de olanlarda bir kabahatiniz yok. Ve unutmayın, lütfen. Anneniz bana ne yapmış olursa olsun, siz hala benim evlatlarımsınız. Allah'ım, yine yüce gönlünü konuşturdu adam. Benim için Mert'ten ve Emre'den farkınız yok. Onların benim için yeri neyse sizin de o. Çok sağ olun. Yani biz böyle bir tepki beklemiyorduk. Onca şeyden sonra hala bize karşı sevgi ve ilgi dolu olmanız çok kıymetli bizim için. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çünkü bunca yıl oğluma kardeşlik ettiniz. Şu anlayışın yarısını Nefise'ye göstersen ne olur sanki ya? Yani burada kalıyorsunuz istediğiniz kadar çünkü burası sizin de eviniz. Biz çok teşekkür ederiz. Peki bizim sizin için yapabileceğimiz bir şey var mı? Aslında var. Ne olduğunu zaten az çok tahmin edersiniz. Emre bana çok kızgın. Benden nefret ediyor ve ona yaklaşmama izin vermiyor. Eğer siz Emre ile konuşup aramızda köprü olabilirseniz sevinirim. Deneyeceğiz bunu. Emre Suat'la da şu an aslında. Yani ben nasılmış, bu gece nerede kalacakmış öğrenebilirim isterseniz. Sevinirim Cemre çünkü aklım fikrim Emre'de. Sağ ol. Telefonda adını her gördüğümde kalbim yerinden çıkacak gibi oluyor be Cemre. Alo Cemre. Suat, nasılsın? İyiyim, iyiyim ben. Sağ ol. Sen de iyisindir umarım. Daha iyiyim. Ben sana Emre'yi soracaktım da. Nasıl şimdi? Sakinleşti gibi. Yani böyle
aklına geldikçe coşuyor tabii de. Ama daha iyi. Benim küçük bir işim vardı evde. Şimdi onu hallettim, geldim. Kafede takılacağız. Peki bu gece nerede kalacak biliyor musun? Bende kalacak tabii ki Cemre, o nasıl soru? Kankamı yalnız bırakacak değilim yani. İyi bari. Ya, Suat, bir şey olursa haber ver, olur mu? Yani durumları az çok biliyorsun. Muzaffer Bey'e çok kızgın. Ani bir şey yaparsa ne olur onu frenle. Ben gözümün önünden ayırmam onu. Sen merak etme. İçin rahat olsun. Çok teşekkür ederim. Çok iyisin. Hep iyiydin zaten. Suat. Biliyorum. Ben seni çok kırdım. Duygularını hiç umursamadım. Sana pişman olduğumu söylesem? Yani yeniden başlasak? Orada mısın? Rüyadayım. Buradayım, buradayım ben. Canım rüyadayım sandım da ben. Yani beni affedebilecek misin? Ettim. Şimdi biz baştan mı başlıyoruz? Yani tam olarak neye başlıyoruz? Hani bu şey gibi mi? Hani bilirsin ya. Evet. Aynen o düşündüğün şeyi kastetmiştim. Vallahi mi diyorsun? Cemre ben. Ya ben bu akşam uyuyamam ki şimdi sevinçten, mutluluktan. Oh, Cemre teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Cemre çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Konuştum Suat'la. Emre daha iyiymiş. Bu gece Suat'ta kalacakmış. Yani Suat'layken başına kötü bir şey gelmez, merak etmeyin. Rahatladım biraz, teşekkür ederim. Bir de annemden bir haber alsak biz. Ettim beni. Hayır. Oğlum ne alakası var ya? İyice paranoyak oldun ha. Bak dikkat et kendine. Allah Allah. Neden acaba? Allah Allah. Ben ne yapayım ya? Oğlum Cemre söyledi ya. Takip etmiş beni. Hayır, arkama bakarak yürüyeyim de düşeyim, bir tarafımı mı kırayım istiyorsun? Üzülüyorum ama ben. Tamam tamam, anladık. Hayırdır? Bir hal var. Değişik. Çok düşündüm Suat. Ve bir karar aldım. Hayır olsun. Ne kararı bu? Ben bu şehirde kaldıkça bunlar benim peşimi bırakmayacaklar. Ben de gidip kendi hayatımı kurma kararı aldım. Nasıl yani? Yani gideceğim Suat. Kendime ait bir dünya kuracağım. Mutlu, huzurlu, sakin, yalan dolan olmayan bir hayat. Emin misin? Yani kararlı mısın? Kesin mi, net mi? Evet, kesin. Sen de benimle gelmek ister misin? Ha? Ben mi? Evet. Ya hatırlasana.
Bizim en büyük hayalimiz buralardan çekip gitmekti. Tamam, yurt dışı falan uçmayalım bu sefer ama güneye gidebiliriz. Oradaki otellerde çalışabiliriz, evet. Öyle birdenbire diyorsun, gidelim, ha? Evet. Zaten ailenle birlikte yaşamak istemeyen, kalmak istemeyen sen değil miydin oğlum? Şimdi benim de durumum aynı. Bence bunun için en doğru zaman. Öyle mi diyorsun? Ne oluyor Suat? Gelmek istemiyor musun? Sende bir haller var. Hayatında bir şeyler mi değişti? Bir kız... Bir kız falan mı var? Kız? Yok yok. Bir şey değişmedi ya. Ne, kız ne oğlum? Aha geldi. Kim geldi? Emre. Sen gidiyor musun? Annem bizi de hiç aramıyor ki. Hiç mi umursamıyor? Hiç mi düşünmüyor bizi ya? Defalarca aradım. Hiçbirini de açmadı. İstersen bir daha dene. Belki denk geliriz. Çalıyor. Çalıyor. Ay çok şükür. Bu sefer çalıyor. Alo? Aysun? Abla? Aysun, nasılsın bir tanem? Annem yanında değil mi? İyi misiniz? Ben iyiyim abla. Aysun'la mı konuşuyor? Nefise yanında mıymış? Aysun, bir tanem anne yanında mı, orada mı? Nefise, orada mısın Nefise? Aysun, bak biz çok merak ediyoruz. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, nerede kalıyorsunuz bilmiyoruz. Annem iyi mi bilmiyoruz. Abla annem sürekli ağlıyor. Çok kötü. Telefonu anneye ver bir tanem sen bakalım. Onun da sesini duyalım biz. Kapandı. Yani niye kapandı ki? Ha? Ay Allah'ım ya. Bilmiyorum. Bir daha arayacağım. Kapalı. Annem ne yaptı? Telefonu elinden mi aldı kızın? Ya şimdi şarjı bitti. Şarjı bitti herhalde. Şimdi Nefise'nin telefonu böyle zor şarj oluyordu zaten. Hemen şarjı bitiyordu. Şarj aleti falan da yoksa şimdi şarj edemez. Ya bu ne biçim bir sorumsuzluk? Hadi beni yıkıp geçtin. Kendi çocuklarına da mı acımıyorsun be kadın? Abi biraz sakin olur musun? Onur bak, bak. Kızların haline bak. Endişeden ne hale geldiler bak. Hayır efendim, bu yaptığı kabul edilemez. Hiçbir davranışının sorumluluğunu almıyor. Sadece ağlıyor. Aysun'u da üzmüş. Çocuğun sesi kırık dökük geliyordu. Çok korkmuş kız. Annem normalde onun yanında asla ağlamazdı. İyice delirdi. Hepimizi ayrı işkence ediyor, delirdi. Bütün hikayeyi anlattım sana. Kalamam artık burada. Anlıyorsun değil mi? Anlıyorum da.
Bana ne zaman söyleyecektin? Gittikten sonra mı? Ya da hiç söylemeyecek miydin? Söyleyecektim tabii ki. Tabii ki söyleyecektim. Ama daha zaten ortada bir şey yok ki yani. Bilet falan bile almadım. Ama gitmekte kararlısın. Evet. İlginç. Hani Suat'a sordun ya, seni buraya bağlayan birim var diye. Senin yok mu? Nasıl yani? Beni bırakıp gitmek bu kadar kolay mı senin için? Hayır. Tabii ki değil. Saçmalama. Tabii ki değil. Ama kalamam artık burada. Anlıyorsun değil mi? Beni de götür o zaman. Nasıl? Nasıl? Benimle gelir misin ki? Bilmem. Öğrenmek için ilk sorman gerek. Benimle gelir misin Asya? Şapşal gelirim tabii. İşte bak. İkimizin de ailesi yalan söyledi bize. En güvendiklerimiz tarafından aldatıldık. Ama biz birbirimize hiç yalan söylemeyelim, tamam mı Emre? Hiçbir şey saklamayalım. Asla. Asla onlar gibi olmayacak. Söz. Abi. İyi misin? Annemden bir haber var mı? Hala arıyorlar. Belli ki saklanacak iyi bir yer bulmuş. Emre, onunla hiç konuştunuz mu? Oğlum yüzüme bakmıyor. Bakmayacak da. Ne yapsam nafile. Bulur bulmaz kaybettim oğlumu. Ya tamam, ben konuşuyorum onunla. Beni Emre abiye götürür müsünüz? Belki beni dinler ve eve geri döner. Fena fikir değil aslında. Ben de çok özledim. Cemre, sen bir defa bensiz gittin. Bu sefer birlikte gidelim, olur mu? Bir dene. Hadi bakalım. Kim ki bu şimdi ya? Zeynep abla. Yeni numarası. Sen nereden biliyorsun? Bir şey olursa haber vereyim diye numarasını mesaj atmıştı bana. Aklı sende oğlum. Bunu da kızmayacaksın herhalde. Yok kızmayacağım. Efendim? Emre. Ablacığım nasılsın, iyi misin? Sağ ol abla, iyiyim. Sen? Emre, ben seni çok özledim. Seni görmek istiyorum. Emre abi, ben de seni çok özledim. Çok özledim Emre abi, çok. Bak, Mert de seni çok özlemiş. O da seni çok görmek istiyormuş, değil mi? Evet Emre abi, lütfen. Çok özledim seni, çok, çok. Ben de çok özledim sizi. Tamam o zaman. Madem karşılıklı özleştik, o zaman sen bir konum at, hemen gelelim biz. Tamam, tamam abla, atıyorum birazdan. Ama o adamı getirmeyin sakın ha. Yalnız gelin. Bozuşuruz yoksa. Tamam, yok biz üçümüz geleceğiz. Cemre, Mert, ben. Tamam, söz. Tamam. Abi.
Yapma böyle. Allah aşkına konuş benimle ya. Ne söyleyeyim Onur? Kelimelerim tükendi artık. Koyuverme kendini. Sen bu değilsin. Yakışmıyor. Bak umutsuzluğa kapılma. Böyle olmak sana yakışmıyor abi. Söz konusu olan oğlum. Beni sevmesi için zorlayamam. Görüşmemiz onu üzüyor. Ne yapacağız şimdi? Ha? Vaz mı geçelim? Ha, oldu bitti her şey. Vaz mı geçtik? Onun ne yapacağımı bilmiyorum. Elimden bir şey gelmiyor. Of. Ona biraz zaman ver abi. Bak sen çok acele ediyorsun. Duyduğu şeyler yenilir yutulur şeyler değil. Biliyorum sabredemiyorsun. Oğluma hemen sarılmak istiyorsun. Ama onun ihtiyacı olan tek şey zaman. Ne o mesaj mı? Evet. Kimden? Zeynep. Emre'yle konuşmuş. Mert'le görüşmek istiyormuş. Ne diyorsun? Evet. Doğru mu? Vallahi öyle. Hatta yoldalarmış bile. Ne diyorsun abi? Belki Mert ikna eder ha Emre'yi. Belki eder. Umarım eder oğlum. Sultanım. Bak. Ben sana kefilim. Sen hiç kimseyi bilerek incitmezsin. Lütfen. Çok rica ediyorum kendine bu kadar yüklenme. Yükleneceğim ya. İçime dağlar oturdu sanki. Benim rahatlamam lazım. Ve bunun bedeli neyse ödeyeceğim. Gideceğim. Muzaffer Bey'e her şeyi anlatacağım. Allah aşkına Azime, sen zaten Muzaffer Bey'e her şeyi anlattın. Daha ne anlatacaksın? Anlatmadım. Bu sefer her şeyi olduğu gibi anlatacağım. Bütün gerçekleri. Ben çok günahkarım Lütfü. Bütün günahlarımı bir bir ortaya dökeceğim. Ondan sonra da artık bu ayaklar beni nereye götürürse oraya giderim. Azimem. Bak bu ayak işi tehlikeli bir iştir. İnsanı nereye götüreceği hiç belli olmaz. Ama ayrıca beni de mi düşünmüyorsun sen ya? Muzaffer Bey'le konuşmam lazım. Oğlum amma heyecan yaptın ha. Merak etme gelirler birazdan. Yok oğlum ne heyecanlanacağım ya. Sıkıldım sadece. Tabii tabii. Hayır abi. Çok özledim ben seni. Ben de seni çok özledim. Aslan parçası. Özledim sizi abla. Oh ya. Şu hale bak. Bana gelince hep trip azar. Ama onlara gelince sarılmalar. Hayır beni sevmediğini biliyorum da. Hayır bu kadar belli etme. Saçmalama be cadı. Gel buraya gel. Gel. Muzaffer Bey. Azime beni yalnız bırak. Yapamam Muzaffer Bey. Yapamam. Bu sefer size her şeyi tas tamam anlatmaya geldim. Siz dinlemeseniz de ben anlatacağım.
Artık bu yükü daha fazla taşıyamıyorum. Aslında Emre'nin sizin oğlunuz olduğunu biz Nefise'yle bir süredir biliyorduk. İthamlarımda haklıymışım demek. Nefise çok acı çekti bu yüzden. Size kaç kere anlatmaya çalıştı ama... Ama? Ben engelledim onu. Emre'yi kaybetmekten ölesiye korkuyordu. Eğer söylerse... sizin ona Emre'yi bir daha göstermeyeceğinizi... hatta bizi hapse attıracağınızı falan söyledim. Ona inandırdım. O da inandı. Nefise benim gibi değildir. O saftır biliyorsunuz. Söylediğim her şeye inandı. Çok korktu. Neden? Neden Azime? Ben cani miyim? Hayırdır? Tabii ki değilsiniz Muzaffer Bey. Ama kardeşimin işlediği bu günaha... bizim de ortak olduğumuzu falan düşünmenizden korktum. Yani size nasıl anlatırdık? Anlatamayız diye düşündük. Bu durumu bizim de tesadüfen öğrendiğimizi biz size nasıl ispatlardık? Muzaffer Bey, işte size her şeyi anlattım. İnanın Nefise sizi çok seviyor. Kaderin ona oynadığı bu oyunun acısını her gün yaşadı. Nefise sizin düşündüğünüz gibi sorumsuz bir insan değildir. Muzaffer Bey. Ben neden olduğum her şey için sizden özür diliyorum. Affetmek büyüklüktür. Siz çok yüce gönüllü, çok güzel bir insansınız. Umarım beni de affedersiniz. Beni affedemeseniz bile lütfen Nefise'yi affedin. Ben gidiyorum artık. Sizden helallik falan istemiyorum. Ama gözünüzün önünde durup daha fazla da sinirinizi bozmayayım. O yüzden veda etmeye geldim. Hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun Muzaffer Bey. Sen benim gerçek abimsin. O Tarık'ı da hiç sevmemiştim. Ama abiler hep kardeşlerinin yanında olurlar. Sen neden hiç eve gelmiyorsun? Mert çok haklı. Ya hiçbirimiz için değilse en azından onun için dön eve. Hem hep bir arada olursak... annemler çabucak döner belki. Abla. Sizi üzmek istemiyorum ama... ben bu şehirde bile kalmak istemiyorum artık. Ne demek bu şimdi? Güney'e gideceğim. Oradaki otellerde çalışacağım. Nasıl yani? Bizi de mi cezalandırıyorsun sen? Annemi, Aysun'u hiç mi düşünmüyorsun? Bak
Mert de senin yolunu gözlüyor. Biraz uzaklaşmam lazım. Kafamı dinlemem lazım, yoksa delireceğim burada. Tamam, ben anlıyorum seni. Yani birazcık uzaklaşmaya, kafanı dinlemeye ihtiyacın olabilir. Ama biz ne yapacağız biz? Emre, sen bizim canımızsın. Aysun'la konuştum ben. Annem sürekli ağlıyormuş, sürekli. Aysun çok korkmuş. Yani ne haldeler bilmiyoruz. En azından bari onları bulana kadar kalsan. Ağlayacağına gelse ya, konuşsa ya. Aysun'u da zor duruma sokuyor. Emre, peki senin yaptığın ne şu an? Sen de annem gibi kaçıyorsun. Yok yok. Öyle değil. Bir yere gitti yok ya. Sadece düşünüyor şimdilik. Biz her ne olursa olsun kardeşiz. Bu zamana kadar her şeyi beraber yaşamadık mı? Beraber büyüdük biz. Beraber gördük her şeyi. Beraber atlattık. Hep birlikte güldük, ağladık. Ne olursa olsun hiç değişmedi bizim kardeş olduğumuz. Kimse bunu değiştiremedi. Biz kavga etsek de hiç küsmedik. Biz seninle etli tırnak gibiyiz Emre. Sen şimdi o tırnağı etten ayıracak mısın? Emre abi, ne olur gitme lütfen. Ya yapmayın böyle. Ya ben gidip bir daha gelmeyeceğim demiyorum ki. Ben ne zaman bana ihtiyacınız olsa yanınızdayım. Siz de gelip beni görebilirsiniz. Emre, aynı şey mi o? Aynı şey mi? Bak şimdi sen gitme kararını vermişsin. Seni kimse tutamaz, sen gideceksin belli. Ama bu kadar fevri olma. Anneme kızdın diye, Muzaffer Bey'e kızdın diye bir anda bütün gemileri yakıp gitme. Birazcık bizi düşün lütfen. Fazla üstüme gelmeyin, olur mu? Benim bir lavaboya gitmem gerek. Siz de daha fazla durmayın, burada eve gidin artık. Beni de... Düşünsün. Bence kesin verecek doğru kararı. İnşallah. Hadi biz de gidelim artık. Suat. Emre'nin yanında olduğun için teşekkür ederim. Görüşürüz Mert. Görüşürüz. Sen de gidecek misin? Yani Emre giderse.
Yani yapamam. Bu kadar zaman bana bir adım atman için beklemişken. Şimdi nasıl gideyim? Seni bu kadar beklettiğim için özür dilerim. Ama beni bekleyip vazgeçmediğin için de teşekkür ederim. Ben Emre'yi ikna etmeye çalışacağım. Yani biz o kadar konuştuk. İkna olmadı. Seni de dinleyeceğini sanmıyorum ama... Eğer gitmeye karar verirse... Haber ver, olur mu? Tamam. Azime! Azime, beni bırakma. Lütfü, kalamam burada. Gitmem lazım. Benim hikayem buraya kadarmış. Nereye gidiyorsun? Nereye olursa bilmiyorum. Tamam, ben de geliyorum seninle. Saçmalama. Allah Allah. Senin evin, işin, hayatın, her şey burada. Seni de yanımda sürükleyemem. Buna hakkım yok. Yanılıyorsun Azime. Benim hayatım sensin. Ben senin olmadığın yerde yaşayamam. Sen bunu hala anlamadın. Ver bakayım şunu. Şapşal senin. Evet benim. Hadi gel. Buyursunlar. Nerede kaldılar Onur? Yoksa ikna edemediler mi? Tabii yumuşamamıştır değil mi? Abi tamam, sakin ol. Yoldalardır, geliyorlardır. Nerede kaldınız? Öldüm meraktan. Nasıl geçti görüşmeniz? Emre henüz ikna olmadı ama biraz yumuşadı. Yani ikna olacak gibi mi? Öyle umuyoruz. Güney'e çalışmaya falan gideceğim dedi. Ama biz konuştuk, bir daha düşünecek. Güney mi? Şehri mi terk ediyor? Yani birazcık uzaklaşmaya ihtiyacı varmış. Ama bence kararını değiştirecek. Yani ne bizi ne de Mert'i bırakıp gideceğini çok zannetmiyorum. Ya birdenbire giderse? Ya biz bütün izini kaybedersem oğlumun? Yok, merak etmeyin. Yani öyle ani bir karar verirse zaten Suat bize haber verecek. Annem. Aç, annem aç. Arıyor. Alo anne. İyi günler. Ben şehir hastanesinden Doktor Selim Güngör. Doktor... Bir dakika, niye annemin telefonunu aradınız? Annem nerede, iyi mi? Şimdiki. Ancak durumu endişe verici hal alabilir. Zira kendisine ulaşamıyoruz. Kız kardeşiniz Aysun şu anda yanımda. Çok korkmuş ve sürekli ağlıyor. Bir saniye, sizinle konuşmak istiyor. Aysun. Abla. Annem gitti. Kayboldu. Ne olur gelin. Çok korkuyorum. Tamam. Biz şimdi geliyoruz. Sen orada kal, tamam mı? Hiçbir yere ayrılma sakın. Tamam ama çabuk gelin. Aysun, telefonu ver. Doktor amcaya ver telefonu bakayım. Tamam. Efendim.
Doktor bey, annem neden gitti? Ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Söyleyin lütfen. Geldiğinizde konuşursak daha iyi olur efendim. Tamam, biz hemen geliyoruz. Hadi hemen çıkalım. Hadi. Aşkım. Bir tanem. Geçti hepsi, tamam mı? Korkma, hiçbir şey yok. Bir tanem bak, biz geldik, tamam mı? Ağlama. Eşim nerede doktor bey? Kendisiyle konuşup durumu izah ettikten sonra hastaneyi terk etmiş sanırım. Ama nasıl olur yani? Aysun'u bırakıp nasıl terk eder? Öncelikle Nefise Hanım'ın sağlık durumunu konuşsak daha iyi olur bence. Tamam, buyurun, benimle konuşabilirsiniz. Bizimle de paylaşın lütfen. Peki. Dışarıda konuşalım o zaman. Tabii. Kalıyorum. Çocuklar, hadi bakalım siz geçin. Oturun şöyle, biz geliyoruz, tamam mı? Geç bakalım Mert. Nefise Hanım sabaha karşı baygın bir şekilde hastaneye getirilmiş. Allah Allah. Annem sonunda hastalandı ya. Ama belliydi böyle olacağı. Biz gerekli tedavisine tetiklerini yaptık. Yalnız sabah erken saatlerde hastaneden ayrılmış. Baygın halde bir kadın nasıl gider ki, ben anlamadım. Dur, telaşlanma hemen. Önce tetkiklerin sonucunu öğrenelim. Neden bayılmış? Aslında bu tür vakalarda böyle semptomların görülme sıklığı düşüktür. Ama Nefise Hanım'ın durumu hiç iyi değil. Bunu kendisine de söyledik. Mutlaka hastanede gözetim altında olması gerekiyor. Bir dakika. Tam olarak neden bahsediyoruz doktor bey? Tıbbi geçmişini incelediğimizde Nefise Hanım'ın uzun süre komada kaldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Bu süreçte beyne giden damarlarda da tıkanma olmuş olabilir. Hayır ya. Acilen ciddi tetkiklerden sonra ameliyat olması gerekiyor. Ama kendisi bunu pek istemiyor. Durumunu öğrenir öğrenmez gittiğine göre yaşama isteği yok. Abi iyi misin? İyiyim, iyiyim ben. Dur, tamam. Başım döndü, tamam iyiyim. İyiyim. Su? Yok, gerek yok. Bakın. Durumu kritik. Bu durumda beyin kanaması geçirme riski çok büyük. Kaybedici her dakika hayatına mal olabilir. Müsaadenizle, geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun efendim. Abla ben... Doğru mu duydum? Yani ben yanlış duydum değil mi? Annem ölmeyecek değil mi? Heh? Ölmeyecek değil mi benim annem? Ölmeyecek. Ölmeyecek. Hiçbir şey olmayacak anneme. Hiçbir şey olmayacak. Abla, neden ağlıyorsunuz? Anneme mi bir şey oldu? Kanka ne düşünüyorsun? Hala gitmeyi düşünüyor musun? Oğlum bak, duydun kardeşlerini. Sana çok ihtiyaçları var lan. Gitmeyeceksin değil mi? Ha? Onları bırakmayacaksın. Beni de. Efendim Asya? Emre? Rezervasyon işi tamam. 3 saat sonra uçuyoruz. Güzel. Ne oldu? Planda bir değişiklik mi var yoksa? Hayır yok. İyi o zaman. Ben Acenta'dan biletlerin çıktısını alacağım. Sen de oraya gel. Havaalanından direkt oraya geçeriz. Tamam, anlaştık. Orada görüşürüz o zaman. Yapma yapma. Gitme lan. Ama sen de gel. Ben gelemem. Ben gelemem ya. Oğlum bak, Asya üçümüze de bilet aldı. Ya yok, ben gelemem ya. Peki.
Ama nedenini söyle bari. Annem hasta oğlum benim ya. Kötüleşirse falan babamı biliyorsun zaten. Hayırsızın teki. Annen mi hasta? Daha önce söylememiştin bunu. İyi de görünüyordu annen. Ya... tahlil sonuçlarını bekliyorduk işte. Saklamış benden de. Öyle. Neyse peki. Geçmiş olsun. Burada ayrılıyoruz o zaman. Ağlamayacaksın değil mi lan? Sen hakkını helal et. Helal olsun. Benim bir de. Oğlum gelirsin lan görmeye beni. Ha? Özletme kendini fazla ha. Ben gelirim oğlum, ben dayanamam zaten. Gelirim ben, çıkar çıkar. Atar gelirim ben. Hem tatil olur benim için de işte. Gelirim. Sen git hadi, şey yapma. Geç kalma. Suat. Suat, bana bak. Bana bak, bana bak. Kendine iyi bak. Tamam. Tamam. Sen de. Neredeymiş? İyi. İyi anne, gayet iyi. Tamam mı? Merak etmeyin. Ama dün çok üzüldü, çok ağladı. Ondan hasta oldu değil mi? Çok korktum. Hiç konuşmuyordu da. Olabilir öyle şeyler. Yani anneler de üzülebilir. Ama doktor amca ona ilaçlar vermiş. Şimdi onları içsin. Toparlanacak, iyi olacak. Merak etmeyin siz. Babam da hep üzgün, Emre abi de. Herkes üzgün. Mert, gel bakayım buraya amcacığım. Gel. Birazcık küsmüşler o kadar. Yakında barışırlar, öyle değil mi? Hı? Tamam mı? Suat arıyor. Lütfen iyi bir şey olsun bu sefer. Efendim Suat. Cemre Emre gidiyor ya. Asya'yla birlikte gidiyor. Ne zaman? Bilmiyorum ya. Birkaç saate kalkacak, bir uçağa binecekler. Acente'ye gitti şimdi. Cemre, onu durdurman lazım. Asya'yla beraber bilet alacaklar. Bak ben ne yaptıysam dinlemedi. Cemre ne olur durdur onu. Ha? Tamam Suat da bir şey diyeceğim. Sen bu acente nerede biliyor musun? Hayır oğlum gidemez. Oğlum hiçbir yere gidemez. Biliyorum mesaj atarım şimdi hadi. Tamam çok sağ ol. Biz onu durduracağız tamam mı? Emre gidiyormuş. Asya'yla beraber gidiyormuş. Tamam siz burada kalın, ben onun peşinden giderim. Hayır. Daha çok sinirlenebilir, yapmayın. Yalnız gitmeliyim. Zaten durumu öğrenince gitmekten vazgeçecektir. Tamam. Sen git. Aklın kalmasın hadi. Olur. Sen koş. Bir şey söyleyeceğim. Acıkan var mı? Ben çok acıktım. Çok iyi. O zaman size hamburger ve meyve suyu alayım mı? Ha? Olur. O zaman şey, biz gidelim beraber. Çikolata falan da bakarız. Hadi bakalım. Hadi gelin. Hadi. Hadi.
Aşkım. İyi misin? Değilim Onur, hiç iyi değilim. Yani ne oluyor ben anlamadım. Annem ne yapmaya çalışıyor ya? Ya bu yaptığı intihar, başka bir şey değil. Lütfen sakin ol, bak psikolojisi alt üst olmuş. Kaldıramadı bu yükü. Bir yandan abimin siniri, bir yandan Emre'nin inadı. Yok. Onur yok, bu böyle olmayacak. Öyle elimiz kolumuz bağlı durmayalım. Gel arayalım, bir şey yapalım. Lütfen sakin ol. Çocuklar bizimle. Onları telaşa vermeyelim. Tamam. Bir oturalım. Sakince aklı başına düşünelim. Nereye gitmiş olabilir, ne yapmış olabilir? Sana söz veriyorum. Bulacağız onu. Güven bana. Heyecanlı mısın yeni hayatın için? Bilmem. Ben çok heyecanlıyım. Ben tabii senin bir yanın buruk şimdi. Ama merak etme bak, ben eminim her şey çok güzel olacak. Hem esir olmaya gitmiyoruz ki. İstediğin zaman geri dönebiliriz. Keşke Suat da gelseydi. O niye vazgeçti ki? Ya onun annesi hastaymış biraz. Bir de gelmeye de pek niyeti yoktu zaten. Anladım. Hadi gidelim. Uçak 3 saat sonra kalkacak. Bagajı. Seni. Seni bırakmayacağım. Derine daldın. Bir sorun yok değil mi? Yok. Ne olacak ki? Ne bileyim. Yani bir tereddütün varsa söyleyebilirsin. Gitmek zorunda değiliz. Yok, hiç tereddütüm yok. Artık beni kararından hiçbir şey döndüremez. Bize kadar girdin. Zafer Bey. Hakaretsin ya. Yine buldu beni. Tanıyor musun? Evet abi, tanıyorum. Boş ver abi, sen bas gaza. Bas bas, yürü abi. Yürü. Dursana be adam, dursana. Yeter artık. Düş yakamdan, düş. Oğlum, gitme. Sana peşime bırak demiştim. Yeter, anladın mı? Çek şu arabanı, çekil yolumdan. Yapamam, yapamam. Seni tekrar kaybedemem oğlum. Hem gitmek çözüm değil ki. Ne kadar uzaklaşırsan uzaklaş, ben hala senin baban olacağım.
Sen benim hiçbir şeyim olamazsın. Şimdi çek arabanı, aç yolu. Çekin yolumdan. Emre, şimdi gidemezsin. Kardeşlerin yanında olman lazım. Çünkü annen... Annenin sana ihtiyacı var. Emre, o çok hasta. Benim için değilse bile onun için kal. Ne demek? Nesi var annemin? Dün gece hastaneye kaldırılmış. Çok riskli bir durumda olmasına rağmen Aysun'u da orada bırakıp hastaneden çıkıp gitmiş. Acilen ameliyat edilmesi lazım. Yoksa... Yoksa ne? Hayati tehlikesi var. Annen ölebilir. Emre, annen için kalmalısın. Yaşasın. Ya Mert, ver o çiçekleri bana. Dağıtıyorsun. İyi, öyleyse al bakalım. Ablamlar da geldi. Sen inmiyor musun? Gel bir tane. Ne bekliyorsunuz abi? Ha, açmış unutarmışsın beni. Ümre, ne oldu? Ne bekliyorsun? İnsene hadi aşağı alacağım. Bilmem, düşünüyorum. Neyi düşünüyorsun? Hadi in. Annen en çok seni özlemiştir. Hadi. Gel bakalım. E hadi, daha fazla bekletmeyelim hepsi. Hepimizi bir arada görünce çok mutlu olacak. Eh, bari kocanın koluna gir de görünce daha mutlu olsun ha. Gireyim bari. Aşkım, iyisin değil mi? Sancın falan yok. Bak, ağrın varsa seni kucağıma alabilirim. Yok yok, iyiyim ben. Bence hiç annemi endişelendirmeyelim. İyiyim, sancım da yok benim. Tamam, ama ağrın olursa ara ver, tamam mı? Hadi. Özledim.
Yalnız anne. Ben de çok özledim. Ama dediğin gibi hep yanımdasın. Saçlarımı okşuyorsun. Tıpkı söz verdiğin gibi. Her gece rüyalarıma gel. Olur mu anneciğim? Torunun olacak. Bu kalabalık ailemize bir kişi daha eklenecek. Nafise, yakında bir kızımız olacak. Ona senin ismini vereceğiz. Ve en kısa zamanda küçük Nafise ile seni ziyarete geleceğiz. Anne, ben teyze olurum. Bir yeğenim olacak. Döndüm ben. Artık babamla kardeşlerimle birlikteyim. Aklın kalmasın değil mi? Ah Nafise. Kuş olup uçtun gittin sanki. Sensiz bir yanımız. Hep buruk. Ama merak etme. Çocukların çok iyi. Sağlıklı, mutlu. Hepsi bir arada. O kadar şanslıydım ki senin oğlun olduğum için. İyi ki sen büyüttün beni. Bize aile olmayı sen öğrettin. Senin sayende bugün burada bu kadar kalabalığız. Hepimiz kenetlendik. Şu hayatta en önemli şeyin sevgi olduğunu bize öğrettin Nafise. Umur için hayat Nafise. İyi misin abi? Yok şey, aman. Gel galiba geliyor mu? Geliyor küçük Nafise geliyor galiba çünkü bir şey ay bir sancı girdi bir tane. Hadi hadi gidelim. Burada doğurup kalacaksın kızım. Aa. Ay, Allah bu girdi be bir şey olacak. Eyvah eyvah. Hadi, ay. Dikkat et. Kırıl. Tepikliyor galiba. Eyvah. Ay. Dur şu kızım. Çantamı alsana. Tut tut. Ha. Şu çantayı al. Ablanın çantasını al. Ay. Hadi kızım. Hadi kızım sabret. Baba. Sen gelmiyor musun? Benim annene söyleyeceklerim var oğlum. Bekleyin, birazdan geleceğim. İstediğin gibi. Ama ben seni öyle özledim ki hayat sensiz o kadar zor ki. Çünkü sen benim aşkımdın, umudumdun, ışığımdın, Nefisemdin sen benim. Ben ölene kadar seni seveceğim. Sen, gözün arkada kalmasın. Kuşların benim kanatlarımın altında.